Değerli misafirlerimiz, herkese günaydın. E-Devlet kimin için? Kamu internet siteleri vatandaş için nasıl olmalı? E-Devlet hizmetinin sunulduğu kamu kurumu web sitelerinin nasıl olduğu sorularının yanıtlarını almak için Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kürşat Çağaltay'ı sahneye davet ediyorum. Öncelikle herkese günaydın diyorum. Katılımcılara da teşekkür ediyorum sabahın bu erken saatinde oturuma geldikleri için. Çıkışta katılımcılara ödül olarak çeklerini vereceğiz. Dolayısıyla ayrılmayın. Oturum bu sunum bittikten sonra erken çıkanlar ödül çeklerini kaçırmasınlar. En azından bu şekilde bu politikayla da içeride tutabilirim herhalde siz, değil mi? Peki, benim sunumum Türkiye'deki kamu internet siteleri ne kadar vatandaş odaklı başlıklı. Bunu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Enformatik Enstitüsü bünyesindeki bir test kapsamında yaptık. Öğrencim Suna Durmuş'la beraber yaptığımız bir çalışma. Yeni yayınlandı test. Daha doğrusu işte geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Onun üzerine bir Türkçe rapor da hazırladık. Bununla ilgili detayları da vereceğim. Aynı zamanda dün itibariyle de haber ajanslarında da sonuçlarımız yayınlanmaya başlandı. Anadolu Ajansı bu sabah baktığım kadarıyla konuyu haber olarak yapmış. Nedir, niye vatandaş odaklılık, niye kullanılabilirlik? Aslında konuştuğumuz konulara bakacak olursak, bu TBD'nin çalışma kapsamındaki konularda da işte bulut, iş sürekliliği, bilişim projeleri, üst yapı vesaire vesaire bunları konuşuyoruz ama bunların sonucunda niye konuşuyoruz? Nihai bir hedefi var. Bir hedef kitleye, yani insanlara, vatandaşlara, bu bilişim servislerinden yararlanan herkese yönelik bir takım servisler sunabilmek için, bilişim servisleri sunabilmek için bunlara ihtiyacımız var. İnsan olmadığı anda zaten burada yaptığımız çalışmaların da hiçbir anlamı kalmıyor. 95 yılında yazdığım kitabın başlığı da yine bununla ilgiliydi. Herkes için olmalı. Herkes için internet ve günümüzde de herkes için bilişim olmalı. Sadece seçkin bir grup ya da elit bir bilişimci grubu için değil. Sıradan 7'den 70'e tüm insanlar için bilişim olabilmeli ve onlar bu servisleri sorunsuz, problemsiz kullanabilmeliler. Dediğim gibi özellikle E-Devlet tarafına gelecek olursak, E-Devlet niçin? Vatandaşın hayatını daha kolaylaştırmak için, onlara daha iyi hizmet sunabilmek için. Yoksa oradaki makinenin, bilgisayarın istediğiniz kadar hızı yüksek olsun, performansı iyi olsun, müthiş bulut sistemleri yapalım, çok yüksek hızlı ağlar olsun. Sonuçta vatandaş bunu kullanamadıkça, bundan yararlanamadıkça bir anlamı da kalmıyor. Yatırım yapıyoruz biz bu konuda. Özellikle bilişim teknolojileri konusunda son yıllarda DPT'nin bu en son raporunda da gösterildiği gibi çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. O yatırımların aslında geri dönüşünü alabilmek için de kullanılabilmesi gerekiyor. Verimli kullanılabilmesi gerekiyor. Bu servislerin dediğim gibi baştan da herkes tarafından ve verimli bir şekilde, etkili bir şekilde, memnun edici bir şekilde kullanılması gerekiyor. Yatırdığımız paranın karşılığını da alabilmek için. Dolayısıyla kamu internet siteleri sadece tabii ki kullanılabilirlik ya da kolay kullanılabilirlik konusu kamu için geçerli değil, tüm bilişim sistemleri için geçerli ama burada bizim fokusumuz, üzerinde yoğunlaştığımız konu kamu siteleri. Kamu internet siteleri vatandaşlar için erişilebilir olmalı. Sadece tüm duyuları yerinde olanlar değil, görme engelli ya da başka engeli olanlar da bu sistemleri rahatlıkla kullanılabilmeli. Kolay kullanılabilir olmalı. Etkin ve verimli olmalı. O siteye girdiğinizde bilişim servisinden yararlanırken hata yapmamalısınız. En kısa zamanda oradaki verilen servisi kullanabilmelisiniz. Ve sonuçta memnun olmalısınız. O sitedeki işinizi yapıp çıktığınızda, devletin size E-Devlet üzerinden verdiği servisi alıp çıkarken lanet olsun dememelisiniz. Memnunum, ne güzel, iyi bir servis aldım, işimi bitirdim, evimden çıkmadan bunu halledebildim diyebilmelisiniz.
Aslında raporlarımızda da var, değişik raporlarda da bu konu bir şekilde dokunuluyor. TÜBİTAK'ın Vizyon 2023 raporunda diyor ki vatandaşlar bilgisayarları değil, bilgisayarlar onlara ayak uydurmalı. Klasik tasarımcı yaklaşımıdır bilişim sistemleri tasarlayanlar. Ben yaptım, artık kullanmak onlara kalmış, kullanıcılara kalmış. Hayır, öyle değil. Kullanıcıyı dikkate alan, kullanıcıyı merkeze alan, onun ihtiyaçlarını, onun yeteneklerini merkeze alan bir tasarım yapıp onun istekleri doğrultusunda bir sistem ortaya çıkartmalıyız. Sıradan vatandaş için onlara ayak uyduracak e-devlet hizmetleri gerekli. Evet, biz belki neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Bu işle aşırı neşiriz ama sıradan vatandaşın öyle bir bilgisi ya da öyle bir zorunluluğu yok her türlü teknik konuyu öğrenmek gibi. Dolayısıyla yaptığımız servislerin, oluşturduğumuz servislerin kolay kullanılabilir, rahat kullanılabilir olması gerekiyor. Vatandaş bize ayak uydurmamalı, biz ya da yaptığımız sistemler onların ihtiyaçlarına, yeteneklerine ayak uydurmalı. Dolayısıyla bu kapsamda biz bir çalışma dediğim gibi yaptık. ODTÜ Enformatik Enstitüsü'nde bir test kapsamında. Çalışmanın amacı e-devlet hizmetinin sunulduğu kamu kurumu web sitelerini geniş kapsamda değerlendirmek. Türkiye'deki kamu kurumlarının sunduğu temel e-devlet hizmetlerine yönelik. Ve bu sitelerin kullanıcı odaklı tasarımıyla ilgili problemleri belirlemek. Kullanıcı odaklı tasarlanmışlar mı, tasarlanmamışlar mı diye. Bu kapsamda 33 kamu kurumunu biz aldık. 33 kamu kurumunun Kasım ayı itibariyle sundukları web siteleri temel alındı. O günden bugüne kadar eğer web sitelerinde bazı değişiklikler olmuşsa bizim sonuçlarımızda da değişiklik olması beklenebilir ama o gün, yani Kasım ayı itibariyle bu web siteleri değerlendirildi. O anki durumlar itibariyle. Bu kapsamda da daha önce yine bizim TürkSat'a hazırlanmasında destek verdiğimiz kamu kurumları internet siteleri standartları ve önerileri rehberi var. Bu rehber kapsamında bir de bir otomatik bir değerlendirme aracı geliştirmiştik biz. Çok farklı kategorilerde siteleri değerlendiren bir araç. O araç temel alındı, o kullanıldı. Şimdi kullanılabilirlik ya da kolay kullanılabilirlik dediğimiz olay tek bir kriterden oluşan bir şey değil. Pek çok boyutu var. Dolayısıyla bu çalışmada da biz bu 33 kamu internet web sitesini 18 farklı kritere göre değerlendirdik. Birincisi işte erişilebilirlik, özellikle engellilere yönelik olan. Donanım yazılım diğer bir boyutu. Kullanıcılardan ekstra bir donanım gerektiriyor mu bu web sitesi? Ekstra pluginler yüklemesini gerektiriyor mu? Kullanımının iyileştirilmesi, örneğin hiyerarşisi, terminolojiler, hata mesajları anlaşılabilir mi? Ana sayfanın genel yapısı, sayfaların genel yapıları, navigasyon, site içindeki gezinim konusundaki problemler, yazıların görünüşü, uygun fontlar, uygun büyüklükler kullanılmış mı? Özellikle yaş ilerledikçe görme problemi arttığında küçük fontları görmek, okumak zor oluyor. Kaydırma çubuğu, scrolling, sayfa içinde gezinim, sayfa içi başlıklar, linkler, site içindeki linkler, bağlantılar, veri giriş ekranı, veri giriş gerektiriyorsa buradaki kontroller ne kadar kolay kullanılabiliyor. Resimler multimedya boyutundan değerlendirildi. Arama, search önemli fonksiyonlardan bir tanesi. Kurumla iletişim konusunda ilgili kriterler. Meta veri yapısı kullanılıyor mu? Web sitesi içerik arşivleme boyutu. Kişisel bilgilerin gizliliği güvenliği konusunda site kullanıcıları bilgilendiriyor mu? Web sitesinin yayınlanması dediğimiz web sitesi farklı, daha kolay akılda kalır isimlerle adlandırılmış mı? Bir kurumun tam ismi ya da web sitesinin adresi aklınıza gelmediyse başka bir isimle girdiğinizde buna cevap veriyor mu gibi toplam 18 kriter üzerinden değerlendirildiler. Hangi kurumları değerlendirdik? 2006 yılında Sayıştay yine böyle buna benzer bir çalışma yapmıştı. Kurumları, devlet kurumlarının web sitelerini değerlendirmişti. Onları aldık. O günden bugüne gelen yine birkaç tane daha önemli gördüğümüz kurum vardı. Onları da bunun üzerine ekledik ve dediğim gibi 33 tane devlet sitesi ortaya çıktı. Bunların hepsi değerlendirildi. Değerlendirilen kurumlar ilk onu E-Devlet Kapısı, Adalet Bakanlığı, Başbakanlık, Bilim Sanayi Teknoloji, Cumhurbaşkanlığı, Çalışma Sosyal Güvenlik,
Çevre seyircilik, ulaştırma denizcilik, devlet arşivleri, devlet personel başkanlığı, dışişleri, diyanet, ekonomi, emniyet, gelir idaresi başkanlığı, gıda, tarım, gümrük, hazine müsteşarlığı, İçişleri, kalkınma, kültür, turizm, maliye, milli eğitim, milli savunma, orman ve su işleri, sağlık bakanlığı, sosyal güvenlik kurumu, tapu kadastro, Türkiye Birlik Millet Meclisi, istatistik kurumu, ulaştırma, Türkiye İş Kurumu, devlet meteoroloji. Bunlar değerlendirildi bu çalışma kapsamında. Bunlar dışında tabii ki bazı başka kurumlar da var ama dediğimiz gibi biz Sayıştay raporu temel alındı. Onun üzerine yine birkaç tane daha kurum eklendi. Artı uzman değerlendirmesiydi bu. Dediğim gibi geliştirilen bu araç üzerinden yapılan bir uzman değerlendirmesiydi. Bizim hedefimiz aslında tüm bu kurumların özellikle web sitelerini hazırlayan yetkili kişileriyle, ilgili kişilerle de görüşme, bir de yüz yüze görüşme de yapmak istedik ama çok başarılı olamadık. Bilgi almak istediğimiz kurumlar bu konuda bize genellikle olumsuz döndüler. 8 kurumla ancak görüşme şansına sahip olduk. 8 kurumla gidip ne yapıyorlar, nasıl geliştiriyorlar, süreç nedir, vatandaştan geri bildirim alıyorlar mı, almıyorlar mı, kullanılabilirlik testi yapıyorlar mı gibi görüşmelerle bir miktar veri toplamaya çalıştık. Değerlendirme sonuçları tam olarak göremiyorsunuz ama bir iki slide sonra onlar gelecekler. Değerlendirme sonuçlarına göre biz bir toplam puan verdik. Bir de her kurumun ayrıca 18 kritere göre de detaylı değerlendirmesi yapıldı. Onların hepsini maalesef burada veremiyorum ama elimizdeki rapora ulaşılabilir durumda. En sonunda da adresini vereceğim isterseniz. Tüm detaylı bilgiyi kurumlarla ilgili yaptığımız detaylı analizlerin hepsini de raporumuzdan alabilirsiniz. Mesela bu bir örnek, kurum bazındaki değerlendirme sonuçlarının açıklandığı, verildiği bir örnek. Hangisiymiş? E-Devlet kapısının sonuçları, ki hepsinin arasında en yüksek performansa sahip olan E-Devlet kapısı oldu. İşte erişilebilirlik konusunda 100 üzerinden 84, ekstra yazılım donanıma ihtiyaç gösterme açısından 100 gibi bir skalada ilerliyor. Bu 33 kurumun hepsi için bu ayrıntıda detaylı analizler mevcut. Dediğim gibi burada şu an sadece 33'ünü göstermiyorum. Sadece bir tanesini gösteriyorum. Buna benzer her kurumun ayrı ayrı raporları da mevcut. Sonuçlar ne oldu? 33 kurumun skorları yüzde ya da performans değerleri %61 ile %88.8 arasında değişiyor. %80'in üzerinde skora sahip olan sadece bir web sitesi, bir kurum var. %75 ile 80 arasında performans gösteren 12 kurum bulunuyor. %70-75 arasında 9 kurum var. 60 ile 70 arasında 11 kurum bulunuyor. %80 üzerinde dediğim gibi bir kurum var. Performans açısından, kullanılabilirlik performans açısından E-Devlet kapısı. %75 ve 80 arasında iyi diyebileceğimiz skalada kalanlar Başbakanlık, Bilim, Sanayi, Teknoloji, Kültür Bakanlığı, İstatistik, Dışişleri, Meteoroloji, Orman, Su, Kalkınma, Hazine, Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik, Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı kurumlarının web siteleri %75 ve 80 toplam skorda almışlar. Ama ara skorlara da bakmak lazım. Bazı kriterlerde düşükte kalabiliyorlar. Örneğin erişilebilirlik, yani görme engellilerin kullanabilmesi açısından aslında tüm sitelerimiz oldukça aşağılarda yer alıyorlar. %70 ile 75 arasında olanlar Gelir İdaresi, Milli Eğitim, Çevre, Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma İşleri, Türkiye İş Kurumu, Sağlık ve Diyanet İşleri. 60 ile 70 arasında, ki bu en alt grup, gıda, tarım, çalışma, TBMM, tabu kadastro, ulaştırma, denizcilik, devlet arşivleri, gümrük, ticaret, devlet personel, emniyet, milli savunma ve Maliye Bakanlığı. Maliye Bakanlığı skalanın en altında kalan kurum. Bizim değerlendirmemiz sizin sonuçlarına göre. Genel bulgular, tam genel bir değerlendirme yapacak olursak, 33 devlet sitesinin yarısında içerik organizasyonunda problem gözlendi değerlendirme sonucunda. İçeriğin organizasyonu gelen kullanıcıların
ona oryante olması ya da anlayabilmesi açısından problemli. Vatandaşların faydalanacağı hizmetler kolay kullanılabilir ya da kolay ulaşılabilir noktalar, yerlerde değiller. Aramak, bilgiyi arayıp bulma için çaba sarf etmeleri gerekiyor. Büyük çaba sarf etmeleri gerekiyor. E-devlet sitelerinde ihtiyaç duydukları uygulamaları ararken zaman kaybediyorlar ve dolayısıyla bu da kullanımı azaltan unsurlardan bir tanesi. Arama fonksiyonu önemli fonksiyonlardan bir tanesi. Sitelerin yaklaşık %30'unda arama fonksiyonu ya bulunmuyor ya da performanslı uygun çalışmıyor. Yetki fonksiyon etkin bir şekilde çalışmıyor. En önemli dediğim gibi eksikliklerden bir tanesi engellilerin özellikle erişilebilirlik boyutu. En zayıf olduğumuz nokta burası. Açılış konuşmasında bu konuda iyiye gittiğimiz konusunda bir yorum yapıldı ama bu en fazla yol almamızı gerektiren noktalardan bir tanesi. Hemen hemen tüm devlet siteleri görme engelliler dikkate almadan tasarlanmış durumda. Dediğim gibi mülakatlar da yaptık, yani yüz yüze görüşmeler de yaptık. Oralardan bir takım doneler de almaya çalıştık. Nasıl hazırlanıyor web siteleri diye. Kamu internet siteleri hazırlanırken vatandaşların bu sitelerden ne istediği konusunda analiz yapılması, bir araştırma yapılması pek yok açıkçası. Hisler ya da vatandaş şuna ihtiyaç duyuyordur, şöyle yapalım diye biraz da kurum içi ya da yazılımcı ya da yönetici yaklaşımı, yönetici merkezli bir tasarım mevcut. İlgili kurumun yöneticilerinin tanıtımı bu sitelerde, özellikle e-devlet sitelerinde ön plana çıkıyor. İnternet tasarımı vatandaş odaklı değil, ağırlıklı kurum yöneticisi odaklı yapılıyor. Ön plana çıkan bilgiler o kurumun üst seviye kişilerinin bir takım bilgileri, gezileri, programları vesairesi. Kamu internet sitelerinin kurum yöneticisinin etkinliklerini duyuran bir yapıdan çıkartılması bu noktada. Kurumun vatandaşa sunduğu hizmetleri öne çıkartan bir yapıya getirilmesi gerekiyor diyoruz. Sona doğru yaklaştıkça ne yapmalı? Bizim önerilerimiz nedir? Biz uzun zamandan beri insan bilgisayar etkileşimi, kullanılabilirlik konusunda hem teorik hem pratik uygulama alanında çalışma yapıyoruz. Bununla ilgili bir altyapımız, bir araştırma ve uygulama laboratuvarımız da var. Bir kere kullanılabilirlik konusu tamamen insana yapılan bir yatırım. Sizin yaptığınız yatırımın, bilişim yatırımının etkin olarak kullanılabilmesi için kullanılabilir olması gerekiyor. İnsanların o siteyi kullanırken zorluk çekmemesi gerekiyor. İnsana yaptığınız bir yatırım. Dolayısıyla özellikle bilişim projelerinde, kamu bilişim projelerinde bizim önerilerimiz etkin ve verimli sistemler sunulabilmesi için kullanılabilirlik konusu ve özellikle erişilebilirlik konusu ayrı çalışma paketleri olarak görülmeli. İhanelerde en azından benim gözlemlediğim kadarıyla şartnamelerde çok genel terimlerle bu konu ele alınıyor. Örneğin diyor ki işte arayüz kolay kullanılabilir olmalı. Neye göre kolay kullanılabilir? Tasarımcı için mi? Kriter nedir? Referans nedir? Nasıl ölçeceğiz? Bununla ilgili herhangi bir unsur bulunmuyor şartnamelerde ne yazık ki. Dolayısıyla bu yönde bir çalışma yapılması, bir takım standartların konulmasında çok büyük fayda var. Yoksa çok objektif bir değerlendirme açıkçası ortaya çıkacak gibi gözükmüyor. Tasarımcılar, geliştiriciler, özellikle yazılım geliştiricilerin insan bilgisayar etkileşimi konusunda eğitilmesi, kullanılabilirlik nedir, ne yapılmalı, nasıl yapılmalı bu konuda eğitilmeleri ve kullanılabilirlik konusu aslında yazılım yaşam döngüsünün son mertebesinde gündeme gelen bir husus değil. Şöyle konular oluyor. Kurum, bir takım kamu kurumlarıyla görüşmelerimizde ya biz bir web sitesi yaptık, kurum web sitesi yaptık, hadi bunu bir değerlendirin. Böyle bir şey yok. Yani siz bir gecekondu yaptıysanız en sondaki gecekonduyu değerlendirmenin çok bir anlamı kalmıyor. Zaten o gecekondu gecekondu. Neresini düzelteceksiniz? Yazılım yaşam döngüsünün ta en başından sonuna kadar testlerin, kullanılabilirliğin göz önüne alınması, değerlendirilmesi, o sürecin bir parçası olması gerekiyor. Nasıl biz yazılımlarımız içindeki hata kodlarını sürekli temizliyorsak, aynı şekilde vatandaş odaklı mı site, ne yapıyor, kullanılabilir mi diye testin tüm yazılım geliştirme sürecine yayılması gerekiyor.
Kullanılabilirlik uzmanları konusu özellikle önemli. Bu konuda o projeyi test edecek, sürekli gözlemleyecek, geri bildirim verecek kullanılabilirlik uzmanları diye bir mefhumun ortaya çıkması, yerleşmesi gerekiyor yeni kamu projelerinde. Uzman desteği yine dışarıdan alınabilir. Dediğim gibi gerek biz ve gerek bazı başka üniversitelerde de bu konuda yavaş yavaş çalışmalar var. Bu outsource edilip o konuda uzmanlık desteğini dışarılardan, üniversitelerden ya da firmalardan almak seçeneklerden bir tanesi. Eğer kurum içinde bu yetenek yoksa. Kamu internet siteleri kılavuzu TürkSat kapsamında hazırlanan değerli bir kılavuz. Onu da kullanılmasını, faydalanmasını ben öneririm. Eksikleri olabilir, geliştirilebilir. Ama rehberlik yapması, belli bir yerden en azından bu konuda başlanması konusunda faydalı bir kaynak. Onun o kılavuzdan yararlanılmasını ciddi şekilde öneriyorum. Dediğim gibi bu konudaki çalışmanın raporu çok detaylı ve büyük bir test kapsamında yapıldığı için 30 dakikanın için her şeyi sığdırmak mümkün değil. Eğer merak detaylı olarak özellikle kurum bazındaki değerlendirmeleri de görmek istiyorsanız araştırma grubumuzun web sitesi altında bununla ilgili raporlar yayınlanıyor. Türkçe'ye de çevirdik. 30 sayfalık raporu. İngilizce tezin kendisi de önümüzdeki hafta içinde onu da koyacağız. Bizim insan bilgisayarı etkileşimi Human Computer Interaction araştırma grubunun web sitesi altından bunları indirebilirsiniz. Diğer çalışmalarımız da var. Daha önceden yaptığımız. Onlar da yine buradan ulaşılabilir ilgilenenler için. Ben daha fazla uzatmadan herkes tarafından kolay kullanılabilir bilişim sistemlerine ulaşabilmek dileğiyle deyip konuşmamı burada tamamlayayım. Eğer soru, yorum varsa onları da almak burada cevap verebilirim veya arada merak ettiğiniz hususlar varsa tartışabilir, sorularınızı cevaplayabilirim. Var mı soru? Türksel Hocam. Bir soru var galiba arkadan Türksel Hocam'a. Profesör Doktor Türksel Kaya Benzgiyer, Türkiye ve Otonom İdaresi Enstitüsü E-Devlet Merkez Müdürü. Öncelikle bu değerli çalışma için kutluyorum hem tez yapan arkadaşımızı hem de sizin çabalarınızı. Çok önemli bir konu. Çok da güzel özetlenmiş. Hani mevcut durum ortaya kondu ve öneriler var. Sonuçta bir de bir kılavuz var. Tabii kılavuz geliştirilene ne kadar oldu hocam yaklaşık? 2-3 sene kadar oldu. Evet. Bu araştırmada hani kılavuzun ne ölçüde kurumlar tarafından dikkate alındığı konusunda bir bulgu var mıydı? Ben biraz gecikerek girdim. Yok. Yani dediğim gibi kurumlara ulaşma konusunda bir kere problemimiz vardı. Ulaştığımız kurumların bir iki tanesi kullanılabilirlik testi yaptığını, bu konuları dikkate aldığını belirttiler. Ama ne kadar kullanılıyor dediğim gibi o konuda ayrıca bir araştırılması gereken konulardan bir tanesi açıkçası. Bildiğim kadarıyla yani TürkSat şu an kılavuzu değil mi? Efendim? Kılavuzu şu an TürkSat bünyesinde. Evet. KAKİS web sitesi var. KAKİS Go.tr evet. Mi? O şekilde. O sitede şu anda indirilebilir durumda. Evet. Peki evet. Bunun güncellenmesi gerekiyor mu? Zaman içindeki gelişmeler. Kılavuz çok genel konular. Özellikle örneğin işte navigasyon, multimedya gibi özellikleri kapsadığı için belki ufak tefek düzeltmeler olabilir. Örneğin işte şimdi Web 2.0'a doğru gidiliyor, sosyal ağlar var. Bununla ilgili bir takım eklentiler yapılabilir. Ama ağırlıklı olarak hani ihtiyacı görebilecek bir kılavuz. Çünkü o kılavuz hazırlanırken de Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir kurumu var. Usability Go diye devlete bağlı bir kurum. Onların kılavuzları da yine göz önünde alındı. Ondan da yararlanılmıştı. Uluslararası literatür de takip edilmişti. Dolayısıyla ağırlıklı olarak hala kullanılabilir. Biz çalışmamızda bazı noktaları, ufak tefek noktaları güncelledik. Gördüğümüz problemli noktaları. Kurum olarak siz de değerlendirebilirsiniz. Yani kendi sitenizi değerlendirmek için onu kullanabilirsiniz. İlla dışarıdan birisi olması gerekmiyor ama biz
kurumla ilgimiz olmadığı için, daha objektif bakabileceğimize inandığımız için, bir de uzmanlık da olduğu için bizde, biz öyle bir değerlendirme yaptık ama kurumlar kendi içinde de değerlendirebilir. Evet, bir de eğitimden söz ettiniz ki çok önemli. Evet. Sizin hani bünyede var mı böyle bu eğitime, kullanıcı etkileşim eğitimleri tabii konusunu? Yani akademik olarak da var. Enformatik Enstitüsü bünyesinde Information Systems programı altında örneğin insan bilgisayar etkileşimi dersi var benim verdiğim. O kapsamda çalışmamız da var. Ayrıca daha böyle sıkıştırılmış, ihtiyaç duyan kurumlara yönelik daha pratik merkezli bir şeyimiz de var, eğitim programımız da var. Çok önemli diye düşünüyorum. Yani söylediğiniz bağlamda bakarak, ki şu an birçok kamu kurumu sizin de bahsettiğiniz Web 2.0 ya da semantik web dediğimiz, evet, bir yapıya doğru bir aşamadalar. Belki de bir başlangıç oluşturur bundan sonra yenilenmesinde. Sizin verdiğiniz eğitimler ve bu kılavuzda bahsedilen konulara önem vererek belki böyle bir başlangıç yapmak kamu kurumları açısından önemli, öncelik olması gerektiğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Daha fazla vakit almayayım. Olmaz hocam. Bir sorumuz daha var galiba orada. Cengiz Tarmukul, Adalet Bakanlığı. Bu hemen hemen hiçbir kurumda görme engellilere karşı web sitelerinde şey yapılmamış diye bir tespit geçti biraz önce. Bu konuda araştırmayı nasıl yapıldı acaba? Mesela ben en azından Adalet Bakanlığı'nda bunun olduğunu biliyorum. Çünkü ben bir ara sorumluydum oradan. Gerçi 4-5 ay önce web sitesi değişti. Belki bilmiyorum, başkanım geldi biraz önce. O belki katkı yapabilir. Özellikle ODTÜ ile biz çalışmıştık. Uzun bir çalışma yaptık ve görme engellilere uygun hale getirmiştik. Acaba orada bir tespit eksikliği mi var ya da yeni site acaba, bilmiyorum. Belki başkanım katkı yapabilir. Yani şimdi tamamen sıfır demiyoruz ama tüm 18 skalanın altında görme engelliler tarafı skor olarak en aşağılarda olan skorlardan bir tanesi. Burada değişik boyutlarda çalışmalar yapıldı. Şu an tam sizin mesela erişilebilirlik konusunda Adalet Bakanlığı %66, nispeten yukarılarda bir skor gösteriyor. Sadece hiç görmeyenler için değil, örneğin renk körlüğü konusunda da biz orada test yapıyoruz. Bir takım otomatik programlar var. İşte bu siteyi şöyle renk körlüğüne sahip kişi baksa nasıl görür, hangi renkleri görür ya da hangi yazıları okumakta zorluk çeker. Ya da navigasyonla ilgili ne tür problemler yaşıyor. Çünkü görme engelliler bir takım yazılımlar kullanıyorlar. Bizim gibi mouse'u götürüp tık diye tıklayamıyorlar. İşte JAWS vesaire türü yazılımlarla. Onların gezinim süreleri daha bir fazla oluyor. Dediğim gibi erişilebilirlikle ilgili tek bir kriter yok, bir sürü kriter var. Onların toplamında da böyle bir skor elde ediliyor. Daha detaylı olarak hani ne yaptık, ne ettik onu şey yapabilirim. Sonuçları da sizle, daha ayrıntılı sonuçları da paylaşabiliriz. Ama sıfır değilsiniz hani. Belli bir şey var ama gördüğümüz hala bir takım eksiklikler de var bu süreçte bizim değerlendirmemiz sonucunda. Peki diğer çalışma grubu geçmeden son soruyu alıp o zaman çalışma grubunun vakti. Ersin Taşçı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları. Hocam öncelikle çalışmalarınız için sizi gerçekten çok tebrik ediyorum. Teşekkürler. Türkiye Bilişim Derneği'ne çok katkılarınız oluyor. Benim sormak istediğim bu araştırmada, araştırma 2011 sonunda tamamlanmış, evet, bir araştırma, yeni bir araştırma. Bu araştırmada kriterler açısından ve gerek vatandaş odaklılık açısından ve gerekse insan bilgisayar etkileşimi açısından kamu web siteleri sosyal medya ilişkisi incelendi mi, puanlandı mı ben göremedim. Evet. Sosyal medya açısından durum nedir? O boyutu yok. Yani az önce de Türksel Hoca'yla da konuştuğumuz gibi özellikle Web 2.0 boyutuyla ilgili belki ekstra bir yeni bir araştırma yapılabilir ama biz genel bir kere bir resmi bir görmek istedik. O boyut ekstra bir ya da yeni bir boyut olarak eklenebilir bu çalışmanın içine. Ama benim kişisel gözlemim hani sosyal medya tarafında çok bir hareket var mı bilmiyorum. Hani belki subjektif bir limit, kısıtlı bir görüş olabilir ama önce biz bunu bir çıkartalım dedik. Genel sitede nasıl geziliniyor, ne yapılıyor, ne tür problemler var. O da önümüzdeki dönemki tabii ki
çalışma kapsamına alınabilecek konular arasında kesinlikle. Artı önerim aslında bu çalışmanın her sene tekrarlanması, eğer bir şekilde yapılabilirse, yani nereden nereye geldik? Bu sene buradaydık, bu 33 kurum. Gelecek sene nereye geldik? Ondan sonraki sene ne durumdayız? İyileşiyor muyuz, kötüleşiyor muyuz? Bunların biraz belki rutine bindirilir. Her sene tekrarlanması gerekiyor. Mesela Sayıştay çalışması böyle bir tane yapıldı, kaldı. Ondan sonra Sayıştay'da bir değerlendirme bir daha yapılmadı. Karşılaştırma yapabilmek için böyle bir şeye ihtiyacımız var. Peki, ben teşekkür ediyorum.